Belediyemiz 1973 yılında kuruldu. O günden bugüne kadar hizmeti geçen tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Sağ olanlara da sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler niyaz ediyorum. Biz 25 yıl üzerinde AK Parti Belediyesi olarak belediyeyi devraldık ve AK Parti'nin belediye anlayışıyla belediyemize hizmet etmeye başladık. Öncelikle belediyeyi devraldığımızda belediye binamız ve çevresi gayet perişan bir durumdaydı. Belediye binamıza 40 senedir bir çivi çakılmamıştı. Pencereleri tamamen alüminyum, yerleri tamamen mozaik şeklinde yapılmıştı. Belediyeyi devraldığımız andan itibaren imece usulü, hiç ihale yapmadan, eşimizden, dostumuzdan yardımlar toplayarak, esnaf arkadaşlarımdan, filan odanın bütün nefrişatını sen yapacaksın, öbürünü sen yapacaksın diye böyle bölerek ve belediyedeki memur ve işçi arkadaşlarımızla birlikte işçiliğini bizzat kendimiz yaparak belediye binamızı gayet güzel bir hale getirdik. Bütün belediye binamızın bütün odalarının nefrişatları hibe yoluyla yapılmış durumdadır ve iddia ediyoruz Rize'deki belediyelerin içerisinde 40 yıllık bir belediye binası olmasına rağmen tertemiz, pırıl pırıl en güzel şekilde yapılmıştır ve çevre düzenlemesi de muntazam bir şekilde yapılmıştır. Belediyemiz ve belediyemize ait olan bütün binaların dış cepheleri düzeltilmiş, çatıları yenilenmiş, pırıl pırıl bir hale getirilmiştir. Şehrin geceleri hiç ışıklandırma falan yokken, böyle ölü bir şehir gibiyken şu anda geceleri köprümüzde, asma köprümüzde dahil olmak üzere ve belediyemizin çevresi ışıklandırılmış bir şehir görünümü haline gelmiştir. Bu imece usulü yapılmıştır. Kendi gayretlerimizde arkadaşlarımızın ve işçilerimizin, memurlarımızın ve benim yardım toplama neticesinde bu hale gelmiştir. Birinci konu bu. Biz belediyemize devraldıktan sonra yapmış olduğumuz hizmetleri böyle tek tek izah etmeye çalışacağım. Birinci konu, önce kendi bulunduğumuz belediye binamızın temizliği ve belediyemize ait olan 4 tane büyük binanın yenilenmesi, çatılarının onarılması ve çevre düzenlemesiyle işe başladık. Belediyemizin önündeki parkımızı gayet güzel bir şekilde yeşillendirdik, çimlendirdik. Belediyemizin orada parkındaki havuzu çalışır vaziyete getirdik. Böyle şelale şeklinde yaptık. Halkımız burada rahatlıkla oturup kalkabiliyor. Bir şehir güzelliği, şehir görünümü oldu. Bu belediyemizin çevresindeki taş örme işlerinde Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da bize yardımları oldu. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Rize'deki çevre düzenlemesi yapan arkadaşı bize gönderdi. Bir miktar da para olarak bize yardım etti. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda beldemize geldiğiniz zaman bir şehre girmiş gibisiniz. Parkıyla, bahçesiyle, efendim havuzuyla, belediye binasıyla gayet güzel bir şekilde bir görünüme sahip oldu. Belediyemizin binasının yapımında, içinin donanımında, koltuklarında, halılarına varıncaya kadar belediyemizden bir kuruş para çıkmadı. Bu konuda bize yardım eden dostlarım, arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda diyeceğim bunlar. İkinci bir konu, bizim belediyeyi devraldığımızda araç parkımız tamamen 20 senelik bir araç parkıydı. Bütün arabalarımız eskimiş, deform olmuş, perişan bir haldeydi. Sadece belediyemize ait olan, daha önce de Ümraniye Belediyesi tarafından hibe edilen bir 27 kişilik bir otobüsümüz ve su işlerinde kullandığımız çift kabin bir pikap kaldı. Gerisi bütün araçlarımızı tepeden tırnağa sıfırla yeniledik. İki tane Mercedes kamyon aldık. Ve onları damperli bir şekilde yaptırdık ve hizmete başladılar. Ondan sonra bir ambulansımız vardı. Cenaze işlerinde ambulansımız kullanılırdı. Biz göreve geldiğimiz zaman hükümetimizin bir kanun çıkardı. Ambulanslarda doktor ve sağlık memuru bulundurulması gerekiyordu. Bizde de doktor ve sağlık memuru olmadığı için ambulansımızı Çayeli Hastanesi'nin emrine verdik. Mülkiyeti bizim üzerimizde ama hizmet etsin, burada çürümesin diye ambulansımızı kullanmak üzere Çayeli
devlet hastanesine vermiş durumdayız. Bunun dışında belediyemizin kepçesi çok perişan bir haldeydi. Yeni bir kepçe Çaylıbakır'da çok ucuz bir fiyatta yeni büyük bir kepçe aldık. Ayrıca Çaylıbakır işletmelerinden iki tane CCB aldık, kullanılmış CCB'lerdi. Bunların bir tanesini satarak öbürünün tamirini ve onarımını yaparak bugüne kadar CCB'miz olarak hizmete sunduk. Ayrıca itfaiye arabamız vardı, çok kötü bir durumdaydı. İtfaiye arabamızı da onarmış vaziyetteydik, bir miktar onarmıştık. Fakat Gündoğdu Belediyesi'nde, Gündoğdu Beldesi'nde bir sel felaketi olduğunda bütün araçlarımızla birlikte Gündoğdu Belediyesi'ne yardıma gitmiştik. Ve itfaiye arabamız orada çok büyük hizmetler verdi. Belediye meclis üyeleriyle beraber karar aldık ve itfaiye arabamızı Gündoğdu Belediyesi'ne hibe ettik. Biz de 0-1 tane yeni bir kamyon aldık, demece kamyon. Ve Umraniye Belediye Başkanı ile görüşme neticesinde üzerinin mefruşatlarını Umraniye Belediyesi yapmak üzere 250 bin lira değerinde bir yeni itfaiye aracı aldık ve şu anda hizmete devam ediyor. Ayrıca makam arabamız daha önce yuvarlanmış, takla atmış, perişan bir durumdaydı. Yağmur yağdığı zaman içerisinde üzerinden yağmur yağardı. Ve o arabamızı da tamamen yeniledik. Bu arada çöp arabamız çok kötü bir durumdaydı. Çöp arabamızın üzerindeki çöp mefruşatını atarak onu da damperli küçük bir araba olarak yaptık ve küçük işlerimizde koşturuyoruz. Milletvekillerimizin gayretleriyle, yardımlarıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan bize bir tane yeni bir çöp arabası geldi. Çöp arabamız da yenilenmiş oldu. Vidanjörümüzü yeniledik. Bütün araba parkımız şu anda yeni, pırıl pırıl bir durumda hizmete devam etmektedir. Araba parklarımızla ilgili şeyimiz bunlar. Şöyle bir durum var, ben daha önce de söylemiştim. Cenaze nakli işlerimizde ambulans kullanılıyordu, perişan bir durumdaydı. Onu biliyorsunuz, işte Çayeli Devlet Hastanesi'ne hibe ettik. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan ricada bulundum. Kendisi bize bir cenaze arabası verdi. Bu konuya girmişken, belediye ilk devraldığımız senede, ilk senede cenaze arabasını bize hibe ettikten sonra biz de cenaze işlerini tamamen belediye olarak yüklendik. Beldemizde ve yöremizde, çevremizde herhangi bir cenaze olduğu zaman cenaze arabamız gidiyor, onu hastanedeyse, evindeyse alıyor, getiriyor. Camide kefenlemesi, yıkanması, hatta mezar kazılması bile belediyemiz tarafından yapılıyor ve gidip defnediyoruz. Yani belediye devraldığımız günden bugüne kadar bir cenaze bir evde varsa o cenaze sahibi bir kuruş ödemeden bütün masraflarını, kefenini, yıkanmasını ve mezarlığın kazılması dahil olmak üzere bütün hizmetleri belediye tarafından AK Parti belediyelerinin İstanbul ve büyük şehirlerde ve her yerde yaptığı gibi tamamen belediye başkanlığımız tarafından yapılmakta. Cenaze sahibi belediyemize gelip bir ücret ödemek istediğinde de hayır, belediye olarak biz bunu karşılıyoruz ama hayır, hasanat yapmak istiyorsanız ölünüz, cenazenizin ruhu için herhangi bir hayır müessesine yardım edebilirsiniz diye gönderiyoruz ve biz de sonsuz teşekkür ediyorlar. Bu hizmetimiz böyle devam etmektedir. Daha sonra belediyeyi devraldığımız zaman üçüncü bir konu da belediyemiz Çaylıbakır işletmelerinin 1 milyon dolar harcayarak yapmış olduğu bir mecir tesisi vardı. Bu mecir tesisini satlığa çıkardı ihale yoluyla. Biz de belediye olarak gittik, kendilerine söyledik. Belediye hudutlarımızın dahilinde mecir tesisiniz var, bunu satıyorsunuz. Bunu satmayın, bunu belediyemize hibe edin. Biz de bu vesileyle yolların çakıllanmasında, betonlanmasında bize bir faydanız olur dedik. Bu 1 milyon dolar değerindeki mecir tesisini belediyemize hibe ettiler. Biz de bunu açık artırmayla ihale yaptık ve ihaleyle şu anda belediyemize ait olan mecir tesisi ihale edilmiştir ve çalışmaktadır. Buradan da senede 100-150 bin lira değerinde bir kira bedeli olarak alıyoruz.
Gerektiğinde kiramızın kiramıza bedel olarak mücir alıyoruz, yollarımızı seriyoruz. Böyle bir hizmetimiz de olmuş oldu. Bundan dolayı da Çayırbakır işletmelerine teşekkür ediyorum. En büyük ihalelerimizden bir tanesi, en büyük hizmetlerimizden bir tanesi su arıtma projemiz hayata geçirildi. Bundan geçen sene ihalesi yapıldı. Daha önce demir, PVC ve asbest boru olan borular yenileniyor. Komple ana amperler çelik ve HDP olarak değiştiriliyor. Yukarıda bütün mahallelerimize değil de 7-8 mahallemize su verebilecek ve 25 bin nüfusa yetecek kadar su verebilecek bir arıtma tesisi yapıldı. Bütün makinalarıyla her şeyiyle bir ay sonra da hizmete geçecek. Biz belediyeyi devraldığımızda tamamen yağmur yağdığı zaman sular bulanık bir şekilde akıyor. İnsanlar hastalanıyordu. İnşallah bu işten de kurtulmuş olacağız. Bunun bedeli de 3 trilyon liraya ihale edildi. Yarısı devlet tarafından, İller Bankası tarafından karşılanıyor. Diğer yarısı da belediye tarafımızdan ödenecekti. Biz Çayırbakır işletmelerine gittik. Dedik ki böyle böyle 3 trilyon lira değerinde bir su arıtma tesisi yapılıyor. Yarısını devletimiz hibe ediyor. Bu sudan siz de istifade edeceksiniz. Siz de bize yardımcı olun. 500 bin lirasını Çayırbakır işletmeleri her yıl 100 bin olmak üzere ödüyor bize. Bu sene de yine 100 bin lira ödeyecek. Böylelikle 25 bin, şu anda nüfusumuz 3-4 bin, yazın 3-4 bin seviyesine çıkıyor. Ama 25 bin nüfus olsa dahi suyumuz yetecek şekilde ve pırıl pırıl tertemiz bir şekilde akacaktır. Bu su aldığımız havza yüksek mahallelerimizden 3 tane mahallemize su verecek durumda değildi. Biz de elektrikle, pompayla bu işi halletmemek için, çünkü çok fazla ceyran sarfiyatı oluyor, elektrik sarfiyatı oluyor. Bu nedenle Yazıcılar Mahallesi, ondan sonra Aloğlu Mahallesi ve Kazancılar Mahallesi yüksek olduğu için, su havzasında yüksek olduğu için buralarda muhtarlarla işbirliği yaparak o mahallelerin yukarılarında su depoları yaparak, hatta su deposu yapılan yerlere yollar götürerek depolarını yaptık ve Sayın Vekilimiz Hasan Karal'ın da yardımlarıyla bize 10 bin metre 65'lik ve 11 bin metre boru getirildi. Şu anda borularımız depolarımızdadır. Bir tarafta halkımızın yardımıyla boru hatları kazılmakta ve o yüksek mahallelerde bizim arıtma tesisimizin su veremediği mahallelere de bu borular vasıtasıyla 3 mahallenin suyunu da tertemiz bir şekilde yapmaya, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ve yapacağız da Allah'ın izniyle, bitirmek üzereyiz zaten şu anda. Borularımız da geldi. Bu nedenle Sayın Vekilimize de sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir de altyapı sorunu vardı, kanalizasyon işleri vardı. Birkaç mahallemizin kanalizasyonu yapılmıştı daha önceden. Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla yapılmıştı. Diğer 2-3 mahallemizin de kanalizasyonunu kendi belediyemizin imkanlarıyla yaptık. Bütün evlerin bağlantılarını kanalizasyona bağladık ve o konuyu da halletmiş olduk. Ayrıca belediyemizin 8 tane mahallesi vardı biz belediyeyi devraldığımızda. 2 tane daha mahalleyi belediyemize kattık. Birisi Gürşen Mahallesi, birisi Yeni Mahalle olmak üzere. Şu anda 10 tane mahallemiz vardır. Nüfusumuz azalmış bir durumdaydı. Yazın nüfusumuz azalıyor ama kışın azalıyor, fakat yaz geldiği zaman nüfusumuz 5000'e kadar çıkıyor şu anda. 2 mahalleyi katarak nüfusumuz da artırmış durumdayız. Ayrıca belediyemize yeni katmış olduğum Gürşen Mahallesi'nde 2 tane sakat çocuklar vardı. Bunlar bize dediler ki, Sayın Başkanım, biz hem yürüyemiyoruz hem yollarımız çok kötü bir şekilde. Onların ana yoldan evlerine kadar olan giden yolları betonladım. İkisinin de evini tamamen betonladım, rahat gitsin gelsinler diye. Yine
bir dostum vasıtasıyla bir akülü araba getirdim ve kendisine armağan ettim. Dua ediyorlar bize. Böyle sakat olan, sakat ailelerin evlerine eğer yolları bozuksa onları asfaltlıyoruz. Böyle bir ayrıcalık da yapıyoruz. Sakatlara karşı da gayet hassas bir durumdayız. Dua alıyoruz. Bu hizmetlerimiz böyle bu şekilde devam edecektir. Biz bir konuyu daha izah etmek istiyorum. Çöp meselesi. Biz belediyeyi devraldığımızda bu 8 mahallemiz vardı o zaman. 8 mahallemizin sadece 2 mahallesinden çöpler alınıyordu. Maden Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nin çöpleri alınıyordu. Diğer mahallelerimizin çöpleri alınmıyordu. Biz yeni bir çöp arabası da almak kaydıyla, işte Çevre Bakanlığı'nın bize hibe etmesi dolayısıyla ondan önce de biz 8 tane mahallemizin çöpünü almaya başladık. Hatta belediye hudutlarımızın dışında bulunan, bizden yukarıya doğru Buzlupınar, Seslidere, Kaptanpaşa ve Uzundere ve Çataldere köylerinin de, 20 köye hitap ediyor bu, çöplerini almaya başladık. Ve daha önce, bizden önce çöpler Yazıcılar ve Topkaya Mahallesi'nin birleştiği bir yerde kuyular kazılarak çöpler oraya dökülüyordu, yakıyorlardı çöpleri ve bu iki mahallemizde çöp kokusundan, pislikten geçilmiyordu. Kokusu her iki mahalleyi kapsıyordu. Biz orayı tamamen kapattık. Çöplerimizi Rize Belediyesi'ne götürüp veriyoruz ve Rize Belediyesi'ne her ay bu konuyla ilgili bir para ödüyoruz. Yani 2 milyar, bazen 3 milyar, bazen 5 milyar kadar para ödüyoruz. Hatta 8 mahallenin dışında 2 mahalle daha ekledik beldemize. Bu 10 mahallemizle beraber bu bizim hudutlarımızın dışında olan 20 tane köyün de çöpünü alıyoruz belediye olarak. Ve çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlarımız bizim belediyemizin hudutları dışında olan köylerde çöplerini derelere atıyorlardı. Çöpleri ta bizim buralara kadar geliyordu ama biz gidip ayaklarına kadar gidiyoruz ve o medeni bir şekilde çöplerini çöp konteynerimize koyuyor ve biz de onları alıyoruz. Yalnız belediye hudutlarımızın dahilinde olan bu köylerin çöplerini almakta bize daha önce yukarıda yapılmış olan Karadeniz Elektrik ve aşağıdaki elektrik santrali HES projelerinden de yardımlar alıyoruz. Gittik kendileriyle konuştuk. Biz buraların çöplerini alacağız. Bize maliyeti çok büyük bir meblağ oluyor. En azından bunların yarısını siz karşılar mısınız dedik. Gerçi mecburiyetleri de yoktu bize ödeme mecburiyeti. Ne demek hay hay dediler. Ve bizim hudutlarımızın dışındaki çöpleri almada harcamış olduğumuz paranın yarısını da o iki HES projesinden alıyoruz. Onlara da burada teşekkür ediyorum. Karşılıklı diyalog halinde sözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Ve nitekim ta Madenli'den hatta İncesirt'e kadar İncesirt'ten ta Çataldere ve Uzundere'ye kadar olan bütün çöp işlerini görmüş oluyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize çok şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz beldemizde ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde ilköğretim vardı, lise seviyesinde okul yoktu. Şu anda beldemizde Anadolu Öğretmen Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi mevcut. Daha önce YİBO denen bir okulumuz vardı, 700 yataklı kapasiteli. Maalesef öğrencisi 200'ü geçmiyordu. Biz burada ilköğretim okulumuz vardı. Çayeli Bakır ve bizim belediyemizin yardımlarıyla onu onardık, düzgün bir hale getirdik. 2 yıl Anadolu Öğretmen Lisesi o binamızda hizmet verdi. Bu seneden itibaren de YİBO denen ilköğretim, yatılı ilköğretim okulunu o binaya taşıdık. Ve oradaki Anadolu Öğretmen Lisesi ile Sağlık Meslek Lisesi'ni YİBO'ya taşındı ve hizmete devam ediyor. Bu bizim için çok büyük bir hizmet oldu. Şu anda beldemizde Anadolu Öğretmen Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi vardır. Ayrıca belediyeye ait binamız vardı. Boş bir durumdaydı. Daha önce Çayırbakır İşletmeleri tarafından kiralanmıştı. Belediye tarafından kiraya verilmişti. Bunun 2 katını biz etüt merkezi olarak, Milli Eğitim'e bağlı, İsabet Etüt Merkezi olarak
verdik. Burada da 200-250 öğrenci etüt görmekte. Böyle ilk öğretim ve lise seviyesindeki insanlara burada etüt yapıldırılıyor. Okul şeklinde devam ediyor. Böyle bir öğrenci sayımız da var. Bu konuda da yardımlarımız okullara elimizden geldiği kadar ilk öğretime, orta öğretime, liseye yardımlarımız yine devam etmektedir. Yol meselelerine gelince belediye devraldıktan sonra 35 kilometre mahalle yollarımız vardı. Hepsi daracık bir yollardı. Tek araç ancak yan yana gidebiliyordu. Bazı yerlerde iki araç yan yana gidebiliyordu. Biz mahalle yollarımızda şöyle bir karar aldık. Bunların genişletilmesi yapılırsa, iki araç yan yana gidebilecek şekilde eğer halkımız bize imkan sağlar, arazilerinde fedakarlık ederse, mahalle yollarımızı iki aracın yan yana geçebileceği şekilde genişletelim dedik ve betonlayalım dedik. Halkımızla diyaloğa girdik. Halkımızdan Allah razı olsun, bizi kırmadılar. Yollarımızı, mahalle yollarımızı, beton döktüğümüz bütün mahalle yollarımızı çift şerit, yani çift şerit derken iki aracın yan yana gidebileceği şekilde genişlettirdik ve betonlamalarını yaptık. Bugün belediye devraldığımızdan bugüne kadar 7600 metreküp beton, yani yol betonu döktük. Bunu mahallelerimizde eş değerde yapmaya çalıştık her yıl. Şu anda mahalle yollarımızda iki araç yan yana çok rahatlıkla geçebilmekte. Tabii ki bu yol genişletmeleri çalışmalarında duvar meseleleri vardı. Yollar genişletince duvar yapılması gerekiyordu. 6000 metreküp duvar yaptık. Bu duvar taşlarını işte bizim yukarıda ki taş ocaklarından aldık. Hatta bu işten dolayı mahkemelik olduk. Bir ceza da aldık. Ve 3000 lira cezayı da ödedik yani belediye olarak. Aslında kendi muhitimizde olan taş ocaklarına hiç dinamit atmadan orada kırılmış taşları alıp karayolunun kenarında duvar yapmamıza rağmen arabalarımızı durdurdular, bize ceza yazdılar, bizi mahkemeye verdiler. Bu konuda da epeyce sıkıntılar da çekmiş olduk ama yaptık, yollarımızın duvarlarını da yaptık. Hatta 35 kilometre mahalle yollarımıza bir 35 kilometre daha yeni yollar ekledik. Beldemizden arka deredeki yamaça yolu bağladık. Ehteni denen o dere üzerinde köprüsünü de yaptık. Bunun sağ taraftaki bölgeden de yolu Haremtepe'ye, Beyaz Su tarafına bağladık. Yani biz göreve geldiğimizde 35 kilometre yollarımız vardı. Şu anda 70 kilometreye çıkardık ve hepsinin de bakımını yapıyoruz. Kimi yerlerini betonluyoruz. Hepsinin buzlarını, efendim çakıllama işlerini hepsini yapmaktayız. Faal durumdalar. Bazı yollar vardı. Karşılıklı yapılmış yollar vardı. Fakat birbirine bağlanmamıştı. Birçok yolu da birbirine bağladık. Mahalle yollarını birbirine bağladık alternatif yol olarak. Yani bugüne kadar yapılmış olan 35 kilometre mahalle yollarına bir 35 kilometre daha eklemiş olduk. Ayrıca biz belediye devraldığımızda Çayırbakır işletmelerinde işçi konusunda sıkıntılar vardı. Burada bizim evlerimiz hep çatlıyor, patlıyor, araziler perişan bir durumda oluyordu. Çayırbakır işçi alımlarında gidiyordu il dışından, Artvin'den, Van'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan ve başka illerden işçi alıyordu. Biz Çayırbakır İşletmeleri Genel Müdürü ile konuştuk. Dedik ki biz bunun dinamitini çekiyoruz, patlamalarını, çatlamalarını çekiyoruz, arazilerimiz, evlerimiz perişan oldu. Beldemizdeki insanlar bazıları çok fakir durumda, çok ihtiyaçlı durumda. Beldemizde ihtiyaçlı insanlar varken il dışından işçi alımlarında bize yardımcı olun, bizim beldemizden işçi alın dedim ve bizim dönemimizde şu ana kadar 160 kişi falan işe alındı. Hepsi beldemizden alındı. Bunlar da bize söz verdiler. Sadece idare kısmında, üniversite mezunu alımlarında
yine belediyemiz dahilindeki insanlara öncelik verilmek şartıyla dışarıdan alımlara, tabii ki onların da yönetici kadroları İngilizcesi daha iyi olacak, denetimli ve deneyimli insanlar olacak düşüncesiyle sadece yüksek kademede ki insanlara bizi serbest bırakın dediler, seçelim. Çünkü bir adama biz bir masa teslim ettiğimizde bir de onun yanında İngilizce tercüman istemiyoruz. Yönetici kadrosundaki insanın tamamen İngilizce bilmesi lazım. Bu düşünceyle yüksek okul mezunlarının değil de işçi alımlarında madenliğe ağırlık verildi. Beldemizin insanları da bundan çok mutlu oldular. Bu arada tabii Çayırbak işletmelerinde çalışabilmek için belirli sertifikalar gerekiyor, belirli ehliyetler gerekiyor. 3-5 tane yükleme, boşaltma, efendim yer altında çalışabilme, yer altında derici kullanma, yer altında efendim mikser kullanma, kepçe kullanma. Bu ehliyetlerin de alımında Çayırbakır'da olan diyalogumuzda her sene 20 tane madenli beldesine 20 kişiye kurs verilmesini sağladık. Kendileri bu kursları veriyor, ehliyetleri veriyor. Ayrıca bu kurslardan açılmışken halk eğitime bağlı dikiş, nakış kursları, İngilizce kursları, belediyemiz olarak bu kurslara, bu faaliyetlere çok büyük ağırlıklar verdik. Ve insanlarımız bilgi, beceri sahibi oldu. Hatta beldemizdeki insanlar buradan bu sertifikaları aldığı zaman Çayırbakır işletmelerine gitmeseler dahi, giremeseler dahi başka yerlerde ki tünellerde, şurada burada veyahut da kepçe kullanmada, dozer kullanmada, işte her türlü ehliyetlerin oldukları için iş imkanına sahip oldular. Böyle bir çalışmamız da oldu. Ayrıca Büyükdere İskan Vakfı diye bir vakfımız vardır. Bu vakıfla iyi ilişkiler içerisinde olduk. Bugüne kadar ilk belediyeyi devraldığımız ilk iki senede bu evlerde çok zarar ziyan oluyordu. Bu evlerin onarımlarında bize çok büyük katkıda bulundular. İşte evlerin onarımlarını, çatılarını yaptırdık. Ama şu anda son bir senedir artık evlerin, onarılan evler bile çatlamaya başladığı için yine diyalog haline geldik ve konuştuk kendileriyle. Ve Çayırbakır işletmelerinin faaliyet gösterdiği alanının üzerindeki evleri tek tek satın alıyorlar. Ve bedelinden daha yüksek bir fiyatta satın alıyorlar ve evleri yıkıyorlar. Burada bizim sadece halkımız için iyi bir durum, evlerini satın alıyor, değerinin üzerinde para veriyorlar ama bizim nüfusumuza çok büyük etki ediyor. Zaten ondan dolayı iki mahalle daha beldemize eklemek zorunda kaldık. Evleri yıkılan vatandaşlarımız bu sefer Çayırından gidip daire alıyorlar ve nüfusumuz azalıyor. Biz bunlara söyledik ki bu arazilerinde gelip çay toplamaları için ahşap şekilde bir proje üretin. Evlerini satın aldığınız insanların evlerinin yerinde ahşap olarak evler verin. Onu da kabul ettiler ve onlar da artık verilmeye başlayacak bundan sonra. Evler hazır durumda. Bu şekilde nüfusumuzun da azalması önlenmiş olacak. Ve insanlarımız da çay toplamaya geldiklerinde en azından oturup yemek yiyebileceği, kahvaltı yapabileceği, eşyalarını koyabilecekleri bir iki oda, bir salon bu şekilde evlerde yapılmak üzere. Hatta şöyle bir durum var, bu evlerin satın alınmasıyla alakalı nüfusumuzun azaldığı için bizim belediyemizin hemen yan tarafında bir sağlık ocağımız var. Çok eski bir bina, iki dönüm üzerine yapılmış, atıl durumda bir bina. Sadece hemşiresi olan, işte kocaman bir alan. Dedik ki, biz dedik kendi belediyemize ait 900 metrekare bir döneme yakın bir yerimiz var ana yolun kenarında. Biz orada bir tane sağlık ocağı yapalım dedik. Üç katlı olsun dedik. Altı sağlık ocağı, üzeri hemşire ve doktorun kalabileceği lojman olsun dedik. Siz de Sağlık Bakanlığı ile devreye girdik. Rize Sağlık İl Müdürlüğü ile devreye girdik. Siz o iki dönümlük sağlık ocağının yerini bize verin. Biz de bu yapmış olduğumuz üç katlı, sizin arzu ettiğiniz şekilde sağlık ocağını size verelim. Hem de yolun kenarında daha mevki bir yerde olsun dedik. Kabul ettiler. Biz de bunun üzerine Çayırbakır işletmelerine gittik. Dedik ki böyle böyle bir sağlık ocağı yapmayı düşünüyoruz. Ve sağlık ocağının, şimdiki sağlık ocağının yerini, iki dönüm yeri almak istiyoruz.
biz burada da bir kooperatif kurarak sizin yıktığınız evlerin yerine en azından kooperatif kurarak 60-70 tane daire yapmayı düşünüyoruz, asansörlü, kaloriferli. Tamam dediler ve bize bu sene 150 bin lira para sağlık ocağının yapımında bize ayırmışlar şu anda. Sağlık ocağının yapımı da 300 bin liraya mal oluyor. Bu şekilde bu sene Allah nasip ederse bizim arazimiz üzerinde sağlık il müdürlüğünün istediği projesi hazırlanmış, her şeyi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelmiş olan sağlık ocağını yapacağız ve sağlık ocağının, eski sağlık ocağının yerini de biz belediye olarak devralıp kooperatif şeklinde artık kanunun nizama uygun nasıl bir şekildeyse kooperatifleşme şekliyle ucuz bir miktarda belediyemizin de imkanlarını kullanarak insanlarımıza kaloriferli, asansörlü gayet modern binalar yapmayı düşünüyoruz. Bu da bu sene ihalesi hazırlanıyor. İnşallah yapacağız. Ayrıca yine milletvekillerimizin ve bakanımızın yardımlarıyla daha önce bundan 25 sene önce 20 sene önce 25 sene önce şehir geçişinin dübbe yolu olarak yapılması kararlaştırılmıştı ve belediyemizde proje 900 metre olarak 1 kilometre olarak hazırlanmıştı ve parası da çıkmıştı. Ama bizim beldemizin yukarısında taş ocakları var ve sahil yolu yapılıyordu o zaman. Sahil yolu yapımında bizim taş ocaklarıyla deniz arasında bizim yolumuz üzerinde en az günde 500 araba taş taşıyordu. Bu yoğunluktan dolayı ertelenmişti bugüne kadar. Parası çıkmasına rağmen, o zamanın zamanında 20 milyar lira para çıkmasına rağmen böyle bu yol ertelenmişti, dübde yol. Biz de milletvekillerimize ve bakanlarımıza giderek durumu anlattık, izah ettik. Allah razı olsun hepsinin yardımıyla. 900 metre değil de madeninin 500 metre yukarısından başlamak şartıyla Çayeli'ne kadar 7000 metre dübde yolun ihalesi bir ay önce yapıldı. Şu anda başlama aşamasında şantiyeleri bu ay kurulacak. Allah nasip ederse dübde yol olarak madenin 500 metre yukarısından Çayeli'ne kadar dübde yol, yaya yolları çevre düzenlemeleriyle birlikte inşallah yapılacak. Bu da çok güzel bir proje. İnşallah önümüzdeki sene, bir iki sene içerisinde bitecektir. Hatta milletvekillerimize ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, Ulaştırma Bakanımıza buraya geldiklerine izah ettim. Beldemizden başlamasını istedik. Allah nasip ederse önümüzdeki ay içerisinde beldemizden düble yol Çayeli'ne doğru başlayacak. İnşallah bunu da görmüş olacağız. Ayrıca şöyle bir hizmetimiz de oldu. Belediyemizin merkez mahallesinde, belediyemiz çarşı kısmında kamera sistemlerini yeniledik. Belediyemiz kamera sistemiyle, belediyemizin çevresi ve dükkanlarımız her an kamera sistemiyle görüntülenmekte. Ayrıca 70 küsür bin lira masraf ederek, daha da büyük masraf yaparak beldemizin yüksek kesimlerinde 2-3 yerde kablosuz kamera sistemi kurduk. Buradan da çok güzel tepkiler aldık. Şu anda İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de, büyük şehirlerde ve ilçemiz, ilimiz dışında bulunan insanlar internetten giriyorlar. Kendi evlerini, mahallelerini telefondan da girerek, telefondan dahi girerek kendi mahallelerini izliyorlar. Çay toplarken izliyorlar, yağmur yağarken izliyorlar, diremizin taştığı zaman izliyorlar. İleride de mesela kar yağdığı zaman gelip izleyebilecekler. Yani her anda telefonla veyahut da internetten veyahut da bilgisayarlarından girdiklerinde 5 ayrı kameradan kendi mahallelerini, evlerini izleyebiliyorlar. Bu da güzel bir hizmet oldu. Çok güzel tepkiler aldık. Bu hizmetimiz de hayırlı olsun diyorum. Ayrıca belediyeyi devraldığımız günden beri belediye adına iftar yemekleri verdik. Büyük katılımlar oldu. 1500 kişilik yemekler verdik. Beldemizde gençlik derneğimiz var. Gençlik derneğimizde her türlü yardımları yaptık. Belediyemize ait olan güzel bir bina, bir yeri onlara tahsis ettik. Onların donanımında da yine eşimizden, dostumuzdan yardım alarak oranın donatısını yaptık. O arkadaşlarımız da iftar yemekleri, Asma Köprü diye bir iftar yemeğimiz de bizim beldemizin
bir güzel asma köprüsü var. O asma köprüyü biz ışıklandırdık. Pırıl pırıl gecelerini ışıklandırmış vaziyette. Her gün ışıklı bir şekilde duruyor. Gelip geçenlerde Boğaz Köprüsü'ne benziyor İstanbul gibi. Buralarda iftar yemekleri gençlerimiz verdi. Bu konuda da kendilerine yardımcı olduk. Ayrıca belediyemizin, beldemizin tanıtımında gençlerin organize ettiği bisiklet turları düzenledik. Koşular düzenledik ta Kaptanpaşa'dan buraya kadar. Beldemizde bulunan gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını, bütün isteklerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin beldemizde madenli spor kulübü var. Burada belediye olarak bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimize elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Biz de sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da daha çok miktarda yapıyoruz. Fakir ailelere, yoksul ailelere Ramazan'da erzak dağıtımı yapıyoruz. Sadece belediyemiz olarak değil, belediyemizin dağıttığı miktar kadar da İstanbul'daki dostlarımı arıyorum. İstanbul'dan bize böyle Ramazan paketleri yapıyorlar. Bu paketleri fakir ailelere muhtarlarımızın yardımlarıyla tespit ederek, bizzat evlerine giderek bu yardımlarda yapmaya devam ediyoruz. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan'ın dışında bile gelip bize işte evimde yiyecek kalmadı, şu olmadı, bu olmadı, durumum iyi değil diye ailelere tekrar bu yardımlarımız devam etmektedir. Buna da devam edeceğiz inşallah. Beldemizdeki kadın kollarımızın faaliyetlerine de çok elimizden geldiği yardımları yapıyoruz. Belde kadın kollarımız kermesler düzenliyor. Bu kermeslere Çayeli'ndeki esnaflardan hediyeler alıp yardım katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Onların yer imkanlarını sağlıyoruz. Kermeslere de kadın kollarımızın faaliyetlerine elimizden geldiği, bizden ne isterlerse elimizden geldiği maddi manevi eşimizden dostumuzdan toplayarak bazı şeyler tabi belediye imkanlarıyla olmuyor, kanuni yoldan olmuyor ama biz eş, dost, ticaretle uğraşan arkadaşlarımızı arayarak bu yardımlara da devam ediyoruz. Bu arada gençlik kollarımızın madenindeki gençlerin Çanakkale ziyaretleri oluyor. Çanakkale'yi görmek gerekiyor. Çanakkale gerçekten görülmesi değer bir yer. Böyle tarihi yerlere gençlerimiz gitmek isterlerse belediyemize ait olan 30 kişilik bir arabamız var. 30 koltuğu olan bir arabamız. Gençlerimizin emrine veriyoruz. Çanakkale ziyaretleri yapıyoruz. Doğu gezileri yapıyoruz. Sadece beldemizdeki değil, Çayeli'ndeki bütün okullara, hatta Rize'deki üniversitemize bile otobüsümüzü bizden istiyorlar. Biz otobüsümüzü onlara tahsis ediyoruz. Normal gezileri yapıyorlar, tarihi yerleri geziyorlar, Ayder gezileri yapıyorlar. Mahallemizdeki her mahallemiz yazları mahalle olarak Ayder'e, Uzungöl'e veyahut da başka bir yere geziye gitmek isterlerse bu arabamızı onların emrine vermişiz. Bütün okullarımızın emrindeler, herkes biliyor. Valiliğimiz bile bizden istedi birkaç defa yine okullar için. Bu otobüsümüz de gençlerimize, öğrencilerimize hizmete devam ediyor. Bundan sonra da yine devam edecektir. Belediyelerimizin dini müesseselerine, Kur'an kurslarına, camilere, dershanelere yardım etme hakkı yok. Yani böyle bir bütçemizde öyle bir şey yok. Diyorlar ki bu yılbaşından sonra yeni bir kanun çıkacak, dini müesseselere belediyeler yardım edecek. Biliyorsunuz daha önce belediyelere burslar verebiliyordu, CHP mahkemeye verdi ve belediyelerin burs vermesini engelledi. Güya AK Parti belediyeleri hep kendi insanlarına burs veriyor diye maalesef öğrencilerimizin, gençlerimizin burs alma hakkını yok etti. Ama bu burs konusunda ben yine İstanbul'daki arkadaşlarımız, zengin arkadaşlarımızın yardımlarıyla birkaç öğrenciye yine kendi imkanlarımla burs verdiriyorum. Ama bu dini konularda yani camilere, yurtlara, efendim dershanelere yardım etme imkanımız belediyelerce yok. Fakat ben şahsım kendim gidiyorum İstanbul'a.
eşimden, dostumdan topluyorum. Geçen gittim bir 100 bin lira kadar para topladım. Beldemizdeki 3 tane caminin bütün tuvaletlerini yeniliyorum. Merkez camimizin etrafındaki eski tuvaletler üzerleri akıyordu, perişan bir durumdaydı. Şimdi onları hepsini yıktık, etrafını yaptık. Yeni, gayet modern, soğuk, sıcak su şekilde, abdest alınacak şekilde morglarını, cenaze yıkama yerlerini ve tuvaletlerini yeniledik. Yukarıda Çamlıca camimizin de tuvaletlerini tamamen yıktık, yeni bir bina şeklinde yaptık. Tuvaletlerin granitlerini falan gittim, Söğüt'ten bizzat aldım. Cami derneklerinden makbuz alarak, makbuz karşılığı para topluyorum. Belediye başkanı olarak gidiyorum, bizzat topluyorum. Şu anda iki tane merkezde olmak üzere, bir de bir mahallemizin camisi olmak üzere tuvaletlerin, kalebodurlarını, granitlerin hepsini almışım. İşçilik liderlerini de arkadaşlarım toplamışım. Böyle hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Çayırındaki dershanelere de elimden geldiği kadar bu konularda paralar toplayıp yardım edip kendi imkanlarımızla yardım toplayarak bu hizmetleri yapıyoruz. Bunlardan da onur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki sene eğer kanunen belediyelerin böyle bir imkanlara sahip yardım etme imkanını sağlanırsa belediye imkanlarımızla yardım etmeye çalışacağız. Ayrıca mahallelerimizde bugüne kadar toplu mezarlıklar var. Bugüne kadar 11 mahallemizin mezarlıklarını yaptık. Mezarlıklarımızın çevre duvarlarını yapıyoruz, çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Hatta ana yol genişletmeleri yaptığımızda yolların kenarlarında çeşmeler yapıyoruz. Kimisine gidiyoruz, bir arkadaşımıza diyoruz ki kardeşim sen buraya bir çeşme yaptır. Çeşmeyi, o parasını o veriyor, onun ismini yazıyoruz. Belediyemiz tarafından yaptırdıklarımıza belediyemize ismini yazıyoruz. Böyle yollarda çeşmelerle süslüyoruz yolların kenarlarını. Böyle yardımlarda da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. En önemli bir şeyi söylemek istiyorum. Biz belediyeyi devraldığımızda belediyenin geliri, bütçesi 700 bin liraydı. Yani eski parayla 700 milyar liraydı. Biz bu gayretlerimizde, insan ilişkilerimizde, Çayırlı Bakır'la olan ilişkilerimizde gidiyoruz dedi, işte bu su meselesinde bu kadar yardım edin, bu yolu betonluyorum bu kadar yardım edin, işte mizir tesisimizi satmayın bize verin, oradan gelirimiz, buradan gelirimiz, emlak vergilerinden, şundan bundan. Şu anda bütçemiz bu sene 4,5 trilyon lira. Eski bütçeyle 700 bin liralık bütçe, zaten bunun 500 bin lirası işçi parası falan tutuyordu. Yatırıma ayırdığı para 200 bin liraydı. Ama biz Allah'ın izniyle bu sene 250 bin liranın üzerinde sadece yatırım yaptık. Yani biz bütçemiz şu anda 4,5 trilyon lira. Bunu kendi gayretlerimizle, insan ilişkilerimizle, uğraşmamızla bu hale getirdik. Zaten bütçemiz bu şekilde olmasa, eskisi gibi devam etmiş olsaydı bizim bu yatırımları yapma imkanımız olmazdı. Bu AK Parti belediyeciliğinin bir örneğini burada veriyoruz. Gerçekten AK Parti Belediyesi buraya geldikten sonra yani beldemizde bir güzellikler, bir şehir görünümü oldu. Biz bizden önceki belediye başkanlarını kötülemiyoruz. Herkes kendi çabasınca, kendi imkanları nispetinde hizmet etmiştir. Hepsine Allah razı olsun diyoruz ama belediyeciliği AK Parti yapar, belediyeciliği biz yaparız, belediyeciliği biz biliriz. Çünkü başbakanımız belediyecilikten başbakanlığa geldi. Allah'ım sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. AK Parti'nin belediye hizmetleri her yerde ortada. Zaten belediyecilikteki başarılarından dolayı bu hale geldi bu memleket ve başbakan oldu. Ve aynı çalışmayla Türkiye'miz dünyanın en ileri seviyede kalkınmışlıkta, en ileri seviyesinde ülkeleri durumuna gelmeye başladı. Her devlet iflasta, perişan bir durumdayken kalkınmada bir sene, geçen sene kalkınmada dünyada ikinci bir ülke olduk. Aynı şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum.